Arkadaşlar merhaba. Bugün Garrett Ice 400 modelini hem inceleyeceğiz hem hava testi yapacağız. Özelliklerini de bahsedeceğiz biraz. Mesela cihazda şöyle cihazın üst kısmında kırmızı ve yeşil bölüm var. Kırmızı bölüm demir olan bölüm yani demir olan metaller. Yeşil bölüm ise demir olmayan metaller. Burada mesela fabrikasının uygun gördüğü çeşitli mod ayarları var. Zero ayrımsız mod, Jewel Rally, Custom Relic, Joints şeklinde. Bunları açarak görelim. Dükkan ortamında parazit yaptığı için büyük ölçüde kısıyoruz. Şimdi arkadaşlar bak burada Iron Audio yazısı var ise dedektör ayrımlı modda olsa bile ayrımsız çalışır. Yani demire de farklı ses tonu verir. Bunu silerseniz demiri görmeyecektir. Yani şöyle modlardan bahsedelim. Zero ayrımsız. Jewel'li yani yaklaşık 30-35'e kadar silik, 35'ten sonrasına algılayacak şekilde. Custom kullanıcı modu. Yani kullanıcının yaptığı ayarlar geçerlidir bu Custom'da. Mesela diyelim ki şuradan bir şey sildik. Dedektörü kapatıp açtığımızda da aynen en son nasıl bıraktıysak Custom modunda o şekilde kalır. Relics biraz daha demirli metallerde görebilir bir moddur. Joints ise hani sigara kağıdı gibi ince malzemeyi sil ve demirleri sil gibi bir moddur. Bize burada en ideal mod şu Jewel'i, en ideali Jewel'idir bizim için. Bu sensitive arkadaşlar yükseltilirse şöyle göstereyim. Arazide derinliğiniz artar. Kısarsanız derinliğinizde azalmalar olur. Bu disk grip dediğimiz düğme yukarıdaki ibreyi sağa veya sola doğru yani oynatır. Mesela diyelim ki 75'teki metal hoşumuza gitmedi. Şu arkadaki onay ve X işareti yani kabul et ve reddettir. Yani buradaki metalleri silebiliyoruz böyle. Yani önce bir tane metal buluyoruz. Örnek veriyorum 60'taki metal hoşumuza gitmedi. Yani bunu 60'ın üzerine getirip buradan 60'ı silebiliyoruz. Yani silme işlemi yapar. Aynı zamanda frekans da değiştirebilir. Yani P1, P2, P3 gibi yani 2 dedektör, 3 dedektör yan yana çalışmak için uygun olan bölümdür. Yani buna basılı tutup şu şekilde. Yani 3-4 cihaz aynı anda çalışabilmek için bir moddur o. Çok derinlikte veya şeyde bir artısı eksisi yok arkadaşlar. Sadece aynı cihazdan 2 kişi de varsa aynı arazide çalışabilmek içindir. Bu noktalamadır, pinpoint. Bunu bastığımızda hani ayrımsız ve biraz daha odaklama olur yani. Arkadaşlar ayarlar bu kadar. 4 adet kalem pille çalışır. Şu ön kısımdan ön kısma mesela 4 adet kalem pil koyuyoruz. Bir şekilde çalışıyor. Bir de hani dost tavsiyesi şöyle diyelim. Dandik pil kullanmayınız arkadaşlar. Dedektörünüz markası ne olursa olsun iyi pil tercih edin. Yani olmayacak yerde biter veya akma yapar, dedektörü bozar, garanti kapsamına girmez o gibi şeyler. O yüzden iyi pil kullanırsanız performansınız da iyi olur. Cihazınızı da uzun ömürlü kullanabilirsiniz. Gelelim hava testine. Üzerinde 27'lik başlık geliyor arkadaşlar bu cihazın. Şimdi hava testi diyoruz ama biz genelde hani hassasiyetini kısıkta gösteriyoruz. Demir. Demire silik olduğu için cihaz demire ötmüyor. Mesela 1 gram civarı bir para. 13 santim. Yani bunun ayarları açılsa mesela 18-19 santimlerden alıyor bu 1 gram civarını. Tabi toprakta da değişmeler olabilir. 1 TL. 1 TL 22 santimden alıyor arkadaşlar. Bu ayar açılmış olsa tahminen 30-32 o civarlardan alır yani. Sarı yüzük 1 TL'den daha ufak. 19 santim arkadaşlar. Gümüş yüzük.
Bunu da 22 santimden alıyor arkadaşlar. Hava testimiz bu. Paket içeriği şöyledir. Paket içeriğini de gösterelim. Amerikan malıdır. Arkadaşlar kulaklık gayet kaliteli 10 numara bir kulaklıktır, öyle diyeyim. Başlık koruma kılıfı, yani bunu şu şekilde takıyorsunuz. Cihazınızın başlığının ömrü atıyorum 2 sene ise 3-4 yıl kullanabilirsiniz bu başlık koruma sayesinde. Sonra yağmur koruma, yani bunu dedektöre taktığınızda yağmur gibi ufak çilleştirme, hani ufak yağmurlardan cihazınızı koruyabiliyorsunuz. Tozdan vesaireden korur. Kullanım kitapçığı, garanti belgesi. Daha sonra cihaz, sap aksesuarı ve 27'lik başlık. Paket içeriği budur arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Bu tarz videolar çekiyoruz yardımcı olmak amaçlı. Yani bilgilendirme amaçlı videolarımız oluyor. Yani her cihazı çekmeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Yani dükkan ortamında biraz parazit yapsa da, yani bazı arkadaşların hani alıp da kullanamayanlar var. Yani özelliklerini bilmeyenler var. O yüzden faydalı olmak amaçlı bir videodur. Siz de destek olmak amaçlı kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağ olun, hayırlı günler dilerim.